Sorun sorun ya, sorun bir şey değil de. Yani arkadaşlar, 4 aydır, yılda 2 kez Fethullahçılar bunu gündeme taşırlar ve böyle bir kampanya yürütürler. Son 3 aydır, 3-5 işte bir emniyet müdür yardımcısı, kaçak bir istihbaratçı emniyet müdür yardımcısı, Amerika hesaplarından ve dünyanın çeşitli yerlerindeki hesaplardan bir kampanya yürütüyorlar. Bunların sayısı 10-15 kişi. Onun altında da bir troll ordusu var. Şimdi sizinle birlikte burada bir seçim gecesi yaşadık. Buradaki organizasyondan rahatsız olan arkadaşım var mı? Sizin haber almanızı, haber iletmenizi zorlaştıracak herhangi bir şey gördünüz mü? Herhangi bir şekilde yardım istediğiniz ve bu yardıma karşılık vermeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle, yöneticisiyle karşı karşıya kaldınız mı? Aşağıda haber iletmek ya da haber izlemek anlamında herhangi bir sıkıntınız oldu mu? Bir arkadaşımız burada bir şey gördüğünü iddia ediyor. Bununla ilgili bir video çekmiş ama onun ne olduğunu söylemiyor. Ben böyle şeyleri dikkate almam yani. Önemli olan şey çoğunluğunuz, sizin burada ya da tek tek. Biriniz diyeceksiniz ki ya biz şunu istedik, olmadı, verilmedi. Varsa ben buradayım arkadaşlar. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip eden 50 tane muhabir arkadaşımsınız. Hep beraber buradayız. Hangi gün geldiğinizde kapımız size kapalı oldu? Biz kimseye akreditasyon uygulamıyoruz. Burada Yeni Şafak'tan da arkadaşlarım var. Burada TRT'den kardeşlerim var. A Haber var. Yani bizim, benim burada herhangi bir kişiye karşı ya da bir kuruma karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim herhangi bir akreditasyonumuz yok. A Haber'den kardeşim de bizim kardeşimiz. Cumhuriyet'ten kardeşim de bizim kardeşimiz. Biz emekçiye, basın emekçisine kapısı, gönlü sürekli açık olan insanlarız. Bizim buradaki çalışmamızda herhangi bir sıkıntımız yok. Biz ilişkimizi sürdürüyoruz. Fethullahçılar bunu bir düzenlilik halinde sürdürüyorlar. 95 milyon dolarım olduğunu söylüyorlar. İnşallah olur. Önce verdi dediler, şimdi işte gitti alacak falan filan diyor. Arkadaşlar bunlar çok çirkin, ahlaksızca, namussuzca iftiralar. Kamuoyunun önündeyim. 40 yıllık gazetecilik hayatım boyunca ve 6 yıllık mahpushane süresi boyunca her ekonomik soruya yanıt verdim. Arkadaşlar ben mülksüz yaşamayı edinmiş, kendine bir düstur edinmiş bir insanım. Yani milletvekili maaşım dışında da bir varlığım yok.